Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce hiç çekmediğim bir içerikle karşınızdayım. Gerçek zamanlı olarak soru çözümü yapacağız. Çünkü hep birlikte soru çözerek gerçek zamanlı olarak tabii ki motivasyon sağlayacağız birbirimize. Çok fazla soru çözerek başlamayacağım bu videoda. 20-25 soruluk bir hedef koydum kendime. Yarım saatlikte bir sürem var. Kademe kademe ilerleyeceğiz diyeyim kısacası. Bugün çalışacağımız konu üstü sayılar. Kaynağımız da Tonguç Akademi'nin TYT ilk 12 konusu. Üstü sayılardayım şu anda. Tabii ki bütün kısımları tamamen bitirmedim. Biraz atlayarak ilerledim ama geri döneceğim. Matematik temelimi sağlamlaştırmak için şu an bu kaynaktan ilerliyorum ve 19. adım üstü sayılarla devam edeceğiz. O zaman bence çok uzatmayalım arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim.
Arkadaşlar şimdi yeni nesil sorulardan anlamadığım bir tane çıktı. Aslında basit gibi görünüyor. Belki de ben soruyu kavrayamamışımdır. Pek emin değilim. Ama bu sayfayı bitirdim şu anda. Bir tane anlamadığım var. Dediğim gibi yeni nesil sorularda birazcık takıldığım doğrudur. Şimdi yeni nesil sorular birazcık da mantık istiyor. Şimdi ben kare kodundan okutup videoyu izleyeceğim. Ardından da hemen bu sayfayı bitireceğiz. Zaten 20 soruya tamamlamış oluyoruz o şekilde.
Arkadaşlar aslında birçok soruyu yapıp yani zor sorularda dahil böyle temel düzey sorularda takıldığımda çok üzülüyorum ve bunu nasıl çözeceğimi hiç bilmiyorum son zamanlarda. Umarım yakın zamanda yapabilirim. Bu arada şu anda toplam 22 soru çözmüş oluyoruz. Bunu ben çözdükten sonra da neden takıldığımı hiç bilmiyorum. Şu an gerçekten moralim bozuldu. Ama motivasyon düşürmüyoruz. Yine de 22. sorumuzu da çözünce bitecek. Acaba sizde durumlar ne? Yorumlara bekliyorum. Şuradaki taktikleri de genelde böyle not falan alıyorum. Gayet işe yarıyorlar.
arkadaşlar, soru çözümlerimiz bitti. Şimdi sizlere genel göstereyim. Zaten görmüşsünüzdür. 22 tane soru çözdüm üstü sayılardan. Bence başlangıç için gayet iyiydi. Ve ben 22 soruyu yaklaşık yarım saat içerisinde bitirdim. Anlamadığım soruları kare kod okutarak, videolarını izleyerek anlamaya çalıştım. Onun dışında yeni nesil soruların farklı yöntemlerini bulmaya çalıştım. Çünkü biraz uzun çözüyordum, uzun sürede çözüyordum. O yüzden de kısa yollar bulmaya çalıştım kendimce, ama hocalarıma da soracağım bir. Çünkü gerçekten vakit kayboluyor yeni nesil sorular biraz uzun ve mantık istedikleri için. Umarım sizler için de çok çok verimli 30 dakika olmuştur ve videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.